Evet, evet Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gündemle alakalı bir videoyla ile karşınızdayım. <laughs> ya Burak ya. Bu hafta sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri, daha doğrusu en çok izlenen videolardan biri Zebani Efe videosuydu. Peki Zebani Efe kimdir? Zebani Efe olayı nedir? Ve bu video ile alakalı ben neler düşünüyorum? Bugün konumuz bu. Ya tabii bu sistemlerde ister istemez herkese bir içerik çıkıyor falan o ayrı konu. Bundan yana bir yanlış zaten yok ama Çocuk da asıl amaçlı şeydi yürüyor tabii ister istemez. Baksana işte Twitch'te izledik Burak çekiyor ya işte o çekiyor. marjinallik o çekiyor. çekiyor abi ne olursa evet, olsun. Evet yani ne olursa olsun insanlar merak ediyor. Ulan ne diyor ne saçmalıyor bu ne kadar boş atıyor dese bile. E, o yüzden bakıyorlar zaten. Girip orada mesai harcıyorsun zaten birçok şey böyle değil mi? TV programlarında o saçma sapan programlar. E, o yüzden... Başta dedim ya yani hakaret olarak söylemiyorum. Bir adamın mesela tek tekerlekli bir bisikletle suratını boyayıp sapsarı bir kıyafetle milletin suratına pasta vurması da normalde etkileyici bir şey değil ama garip ve komik olduğu için millet gidip onu sirkte izliyor sonuçta. Evet. Bundan bir farkı yok yani işlevsel olarak. Doğru söylüyorsun. O yüzden de ilgi görüyor. E, millet de ilgi görüyorsa ben de makarama bakarım diyor. E, Ekmeği iyi adam yani evet. O yüzden çok da kızamıyorum yani hani ya da böyle yön verecek yorumlar yapamıyorum. Ne be sen amına koyayım işte takıl. Ama gönül ister ki insanların ilgi duyduğu şeyler böyle şeyler olmasın tabii yani. Daha bilimsel, daha mantıklı, daha insana bir şeyler katacak kişiler ünlense yani keşke yani. Orada da yani. kimin suçlayacağını mesela. Hı. Evet mesela burada yüzeysel olarak bakarsan evet bu insanları da parlatanlar sen, sen ben, evet, yani mesela. aslında. Aynen öyle. Ama Onları bunları izleyecek hale getiren de bir sürü faktör var ya o yüzden birini suçlamak da çok makul geliyor i̇şte suçlayamıyorsun. bana. suçlayamıyorsun bazen suçluyoruz mesela diyoruz ya Daha saçma sapan şeyleri. Ha ya izleyip de niye arkadaşlar böyle şeyleri primliyorsunuz diyorum sonra bakıyorsun aslında bir konu hakkında bunu söylüyorsun ama başka bir içerik için oturup izleyip goy goy yapıp makara yapıyorsun. Sen kendinle de çelişiyorsun bu sefer. Bir de evet, mesela işte sen ben mesela goy goy yapıyoruz. Birisi bunu işte ciddi bir şekilde o çocuğun işte çelişmesini yakalamaya çalışıyor. İşte ulan nasıl da cevap veremediği işte bu falan ciddi alıyor ya. Sende oluşturduğu etkiyle o çocuk oluşturduğu etki de farklı oluyor yani. Tabii. O noktada kötü bir yöne gidebiliyor maalesef. Bu çocuk masaka ile video çekmeli abi. <laughs> Çok tehlikeli bir videodur. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne Lan <Aa>, <laughs> Hadi kanıt talanana Birazcık yüreğin varsa buradan sana meydan okuyorum. Ya. <laughs> Git konuş lan orada elini ayağı titremez seven de adam değilim. Hiçbir şeyden korkmuyorum dedi. Git karşısına otur tamam mı? O suratı kızar. Bunu da deneyen Kordi bu arada. Kordi de böyle bir onunla fight'a girdi. İcra'ya da yapmadı valla. Yapmadım yani. da doğru mu açıklıyorum acaba? <laughs> abi şimdi altı kere kafamda düştüm. Benim oradaki şeyi hatırlıyor musun? O tamamlayıcı aradaki. <gülüyor> Bloklayıcı. <gülüyor> Bloklayıcıyım ben. Bir masakaya dokunuyorum, bir sana dokunuyorum. Okşuyorum sürekli. Şey <laughs> böyle şey var ya bu bomba patlatma oyunu var diye bizim. Arada böyle gaz boşaltma hareketi yapıyorduk. Bomba patlaması evet. diye bulava patlıyorduk. Arada masakaya dokunup sakinleştirdik. <laughs> böyle mesela gülünecek bir şey yok ama şey yapıyorum. <gülüyor> Gülüyorum, evet, evet orada çok çabaladın hayatım. Abi başka bir çak... Ben, kadar bak, ben o yayın o kadar çok dojladım ki her şeyi. O kadar çok. Yani ne <laughs> kadar tecrübe biriktiyse bende hepsini sundum yani. Adam on numara adam makara kukara <laughs> ama şimdi yayındasın. Şimdi o bir anda bir başlıyor mesela ya biz kanka gaspı bir gün diyorlar <laughs> <laughs> Nereye gidiyor burası? Ama eğlenceli güzel bir anıydı o ya. İkinci video ya gerek yok tamam yeter ya ben Burak'ın ikinci videosunu zaten görmedim zaten birincisini zaten gördüm ya bir şey, ne anlatmış onu dinle, merak ettim. Bana destek olmak için. Aşağı doğru kaydırırken videolar arasında gezerken bir video ile bize hüzün basıp bir sonraki videoda ise bizi kahkahaya boğabiliyor. Fakat tabii ki bu olay hep bu ikilemle geçmiyor. Bazen karşımıza öyle videolar çıkarıyor ki adeta cringe'den çıldırıyoruz. Hı. İşte birkaç gün önce TikTok'u mu anlatıyor? TikTok'ta zaman öldürürken ha. tam olarak bu kalıba uyan bir video ile karşılaştım. Kahramanımızın adı Efe. Namı diğer Zebani Efe. Efe'nin yani Zebani Efe'nin bugün bu videoya <laughs> konu olmasına sebep olan Ve içerik ise YouTube kanallarından video. birine <laughs> verdiği <laughs> Şimdi gelin hiç bilmeyenler için o röportaj videosunda verdiği bilgilerle siz Tukan de... abi Amerikalı aynısıyla görüşüyor Burada musunuz? Doğru. Görüşüyoruz ya. Buray o Buray. Görüşüyoruz evet. dediğim mesajlaşıyoruz şey oldu. Hatta en son bir video e, Polis Activity kanalında bir video gördüm. Çok enteresan geldi ona yazdım. Dedim ki ya şunu bir incele de izleyelim dedim. O da galiba incelemiş. Ve Efe'yi bir tanıtayım. Efe insan yeşiliyle 18. 10... Lejyon'un gizli üyelerinden biri. <laughs> Ben beni sevmiyorsun. Şey ama bu da... <laughs> ama bu çocuk da iyileşmiş galiba ya. Büyümüştür artık canım. Büyümüş çocuk. <laughs> ama ne agresifti ya. Ben hemen. Daha şimdi söylemedim onu. Kardeşim izliyordum ya. Bağırmadan. <laughs> <laughs> Okuldan herhangi bir öğretmen aradığı zaman korkarak açıyorum artık. Bakıyorsunuz okulda. Baksın olmasın mı? vurmasın <laughs> Hiç dövmese iki tane üç tane şuruk dövüyor. Okula gittiğim zaman öğretmen bile ya ya şu, o, o <laughs> kombo hele. Mü... E e epik yani. Ya bir de artık galiba böyle şeyler izlemek de yasak mıymış bir şeymiş anlamadım abi her yerden bir stres yiyoruz artık şeyler. ya. Dur bakayım şunu bakayım full izlemeyeceğim. 18 zebani yaşıyla 456 yaşında olan bir insan. Şimdi bana gelip zebani yaşı nasıl hesaplanıyor abi diye sormayın. yüzden bilgi uydurmak zorunda kalmayalım. Hiçbir fikrim yok. Videoda zebani yaşıyla 456 yaşında olduğunu kendisi söylüyor. Efe kendisinin söylemine göre şeytanın yeryüzündeki temsilcilerinden bir tanesi fakat insani ihtiyaçlarını karşılamak için de sosyal medya fenomenliği yapıyor. Fakat şunu belirtmekte fayda var. Profesyonel zebani kariyerindeki görevi hakikati yaymak. Bu arada burayı hızlı geçmeyelim. Biraz detaylandıralım. İnsani ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal medya fenomenliği yapan Zebani Efe çeşitli içerikler üretiyor. Aynı zamanda TikTok'ta canlı yayınlar yaparak TikTok'taki yargıçlardan donate alıyor. Anlıyorum. Evet evet yanlış duymadınız. Eğer şeytanın yeryüzündeki temsilcisi Zebani Efe'ye destek olmak isterseniz TikTok canlı yayınlarına giderek ona süper arabalar yollayabilirsiniz. Oğlum engellemişler engellemişler. Yok TikTok hesabını kapattırmışlar. Anlıyorum. İşte İlgili bir birinde engellenmemiştir. Bir tane gördüm, fakat burada ne yapıyor büyük ya? büyük bir ilgi duyarak YouTube videosunu buldum ve izlemeye koyuldum. Sonrasında fark ettim ki bu YouTube videosunun içerisinde çok fazla çelişki var. Mesela videonun en başında Efe denilen kardeşimiz Zebani yaşını 456 olarak söylüyor. Fakat bu muhabbetin bir iki dahakasını dakika ilerisinde sunucu zebani yaşınızın 465 olduğunu söylüyorsunuz dediğinde herhangi bir düzeltme yapmıyor. Şimdi buna mı takıl? Ben, ben Buran bu videosunu izlemişim o zaman ama <laughs> yeni sandım. Demeyin mesela bir röportaj veriyorum ve yaşım 28 dedim. Ben bunu dedikten 2 dakika sonra sunucu bana 32 yaşında olduğunuzu söylediniz. Yo dedi. ben de 27 diyorum. Hep 27 oluyor 30 oluyor. Biri bana abi 29 yaşına geldi deyince iyi lan yine diyorum 29'a devam ediyorum. Derse, işine baba, 32'si 28 yaşında. Çünkü ben 28 yaşındayım. Fakat çocuk kendisi 456 diyor sunucu 2 dakika sonra 465 mi 466 mı işte neyse onu söylüyor ve çocuk bir düzeltme yapmıyor. Olduğu gibi devam ediyor. Hiç mi anlamadın oğlum? insan bilir ne yaşadığını ya. Bu yaş muhabbetindeki çelişkinin hemen arkasından Efe programda ilk kehanetini ortaya koyuyor ve diyor ki 6 Haziran 2024'te Türkiye'deki satanistlerin oranı %15 olacak. Efe'yi savunuyor Kardeşim tabi buralarda ya. aldı gazı. Durur mu? Durmuyor. Patlatıyor bir tane daha. Ben diyor sonradan zebani olmadım. Ben zebani olarak doğdum diyor. Yani bu muhabbette de diğer zebani diye Orada gezenlere, göre sosyal medyada kaydı. röportaj verenlere çakıyor bir kere. Ama bir saniye. Burada da bir çelişki var. Şenol Şimdi teşekkür burada ederim. diyor ki ben sonradan zebani olmadım. Ben zebani olarak doğdum diyor. Fakat biraz ilerisinde de zebanilik bana 3 yıl önce rüyamda söylendi diyor. Yani şeytanın yardımcısının yardımcısının yardımcısı Namık hocam ve Amerika'dan seyirci sofyosu yok Efe'yi ağırlayacağım. <laughs> yardımcısının kayın ona sıktıracağım. Muydu? Biri rüyasına giriyor ve Efe'ye diyor ki sen seçilmiş kişisin sen zebanisin diyor anlıyorum. Bu durumda doğuştan olmuyorsun yine çelişki var. Neyse ben neyin altında ne arıyorum <laughs> bu arada. Bak işte tam bundan bahsediyordum. Kendi böyle bir detaya giriyor sonra diyor ki ya ben ne arıyorum burada. <laughs> Neyi kime neyi anlatıyorum hangi videoyu yorumluyorum. Ha, çelişki var yani söyleyeyim dedi böyle çok da bir mana aramayın. Ya böyle boş boş detaylara indim videoyu izlerken. Neyse bunu da koyduk cebe. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Röportajı yapan arkadaş çok fazla ciddi konuşmuyor Efe ile. Yani biraz alaycı bir tavırla konuşuyor. Eğer böyle bir... Bakın arkadaşlar Lejyon'dan... <laughs>